Self-Learning English Second Book 42nd Lesson Kendi Kendine İngilizce Öğrenme 2. Kitap 42. Ders Yazan ve Seslendiren İngilizce Öğretmeni Halil Köseler Can Bu dersimizde yazabilirim, okuyabilirim, konuşabilirim gibi cümlelerin can kelimesi kullanılarak nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Konumuza başlamadan önce bazı yeni kelimeler öğreneceğiz. Parrot, parrot, P-A-R-R-O-T, parrot, papağan, chess, chess, C-H-E-S-S, chess, satranç, barrow, barrow, B-O-R-R-O-W, borrow, ödünç almak, lend, lend, L-E-N-D, lend, ödünç vermek, touch, touch, T-O-U-C-H, touch, dokunmak, get in touch with, get in touch with, G-E-T aralık, I-N aralık, T-O-U-C-H aralık, W-I-T-H. Get in touch with. İlgi kurmak, temas kurmak, ilişki kurmak. Improve. Improve. I-M-P-R O V E improve geliştirmek iyileştirmek hire hire H I R E hire kiralamak pass pass P A double S pass geçmek defend defend d e f e n d defend savunmak develop develop d e v e l o p develop gelişmek geliştirmek win win w i n win kazanmak company company c o m p a n y company şirket provide provide p r o v i d e provide sağlamak tedarik etmek recommend recommend r e c o double m e n d recommend tavsiye etmek öğüt vermek advice advice a d v i s e tavsiye etmek save save s a v e save biriktirmek saklamak tasarruf etmek precisely precisely p r e c i s e l y precisely kesin olarak language language l a n g u a g e language
dil, lisan. Realistic, realistic. R-E-A-L-I-S-T-I-C. Realistic, gerçekçi. Money, money. M-O-N-E-Y. Money, para. Human, human. H-U-M-A-N. Human, insan. Psychology, psychology. P-S-Y-C-H-O-L-O-G-Y. Psychology, psikoloji. Attitude, attitude. A-T-T-I-T-U-D-E. Attitude, davranış. Compare, compare. C-O-M-P-A-R-E. Compare, kıyaslamak, karşılaştırmak. Join, join. J-O-I-N. Join, katılmak, iştirak etmek. Married, married. M-A-R-R-I-E-D. Married, evli. Get married, get married. G-E-T, aralık. M-A-R-R-I-E-D. Get married, evlenmek. Define, define. D-E-F-I-N-E. Define, tanımlamak. Explain, explain. E-X-P-L-A-I-N. Explain, açıklamak. Reveal, reveal. R-E-V-E-A-L. Reveal, açıklamak, ortaya çıkarmak. Court, court. C-O-U-R-T. Court, mahkeme. Trial, trial. T-R-I-A-L. Trial, yargılama, duruşma. Introduce, introduce. I-N-T-R-O-D-U-C-E. Introduce, tanıtmak, sunmak, takdim etmek. Become, become. B-E-C-O-M-E. Become, olmak. Effective, effective. E-F-F-E-C-T-I-V-E. Effective, etkili. Solution, solution. S-O-L-U-T-I-O-N. Solution, çözüm. Find, find. F-I-N-D. Find, bulmak. Look for, look for. L-O-O-K, aralık, F-O-R. Look for, aramak. Search, search. S-E-A-R-C-H. Search, aramak, araştırmak. Until, until. U-N-T-I-L. Until, e kadar, a kadar takısı. Sabaha kadar, akşama kadar gibi. Every, every. E-V-E-R-Y. Every,
her, everything, everything. E, V, E, R, Y, T, H, I, N, G. Everything, her şey. Happiness, happiness. H, A, P, I, N, E, S. Happiness, mutluluk. Race, race. R, A, C, E. Race, yarışma. Competition, competition. C, O, M, P, E, T, I, T, I, O, N. Competition, yarışma. More, more. M, O, R, E. More, daha. Specific, specific. S, P, E, C, I, F, I, C. Specific, belirli, açık, belirgin. Profit, profit. P, R, O, F, I, T. Kar, fayda. Convince, convince. C, O, N, V, I, N, C, E. Convince, ikna etmek. Mathematics, mathematics. M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, S. Mathematics, matematik. Mathematical operations, mathematical operations. M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, A, L, aralık. O, P, E, R, A, T, I, O, N, S. Mathematical operations, matematik işlemleri. For operations, for operations. F, O, U, R, aralık. O, P, E, R, A, T, I, O, N, S. For operations, dört işlem. Matematikteki dört işlem. Şimdi bunlarla ilgili kelimeleri öğrenelim. Add, add. A, double D. Add, toplamak. Subtract, subtract. S, U, B, T, R, A, C, T. Subtract, çıkarmak. Multiply, multiply. M, U, L, T, I, P, L, Y. Multiply, çarpmak. Divide, divide. D, I, V, I, D, E. Divide, bölmek. Addition, addition. A, double D, I, T, I, O, N. Addition, toplama. Subtraction, subtraction. S, U, B, T, R, A, C, T, I, O, N. Subtraction, çıkarma. Multiplication, multiplication. M, U, L, T, I, P, L, I, C, A, T, I, O, N. Multiplication, çarpma. Division, division. D, I, V, I, S, I, O, N. Division, bölme. Count, count. C, O, U, N, T. Count, saymak. Plus, plus. P, L, U, S. Plus, artı. Minus, minus.
M-I-N-U-S minus, eksi. Şimdi yapabilmek, konuşabilmek, okuyabilmek anlamına gelen cümlelerin nasıl yapılacağına geçiyoruz. Bu tür cümleleri can kelimesini kullanarak yapacağız. Bütün öznelerden sonra can kullanıyoruz. I can, you can, we can, they can, she can, it can, he can, Ali can, Canan can gibi. Bunları fiillerle kullanarak örnek verelim. I can carry. Carry, taşımak. I can carry. Ben taşıyabilirim. Carry. C-A-R-R-Y. I can carry. Ben taşıyabilirim. You can carry. Siz taşıyabilirsiniz. We can carry. Biz taşıyabiliriz. They can carry. Onlar taşıyabilirler. He can carry. O taşıyabilir. I can count. I can count. Yazabilirim. I can read. I can read. Okuyabilirim. Ya da ben okuyabilirim. Ben kelimesini her zaman kullanmak zorunda değiliz Türkçe'ye çevirirken. I can speak. I can speak. Konuşabilirim. Ya da ben konuşabilirim. I can explain. I can explain. Açıklayabilirim. Ben açıklayabilirim. Şimdi yazmak anlamına gelen write kelimesini kullanarak bütün öznelerle yazabilirim, yazabilirsiniz, yazabiliriz gibi cümleler kuralım. Write kelimemiz. Şimdi benim söyleyeceğim öznelerle I can write. You can write şeklinde cümleler kuracaksınız. Başlıyoruz. I. You. We. They. He. She. Ali. Canan. The students. The teacher. Şimdi de ben anlamına gelen I kelimesinden sonra benim vereceğim fiilleri kullanacaksınız. I can diye başlayacaksınız. Speak. I can speak. Read. I can read. Konuşabilirim, okuyabilirim gibi. Study. Learn. Speak. Carry. Drink. Eat. Şimdi biraz daha uzun cümlelerle örnekler yapalım. I can speak English. I can speak English. Ben İngilizce konuşabilirim. You can learn English. You can learn English. Siz İngilizce öğrenebilirsiniz. We can develop our company. We can develop our company. Biz şirketimizi geliştirebiliriz. Ya da biz kelimesini kullanmadan şirketimizi geliştirebiliriz. You can call me. You can call me. Siz beni arayabilirsiniz. Ya da telefonla arayabilirsiniz anlamında. You can hear me. You can hear me. Beni duyabilirsiniz. Siz beni duyabilirsiniz. I can tell you. I can tell you. Size anlatabilirim. I can get up early. I can get up early. Ben erken kalkabilirim. Get up, kalkmak. G-E-T, aralık. U-P, get up. I can get up early. Bu arada değişik bir cümle kurmayı öğrenelim. Get up kelimelerinin arasına you getirerek I can get you up. Sizi kaldırabilirim. Early. I can get you up early. Sizi erken kaldırabilirim. I can get you up
in the morning. Sizi sabahleyin kaldırabilirim. I can get him up. Onu kaldırabilirim. I can get him up at 7. Onu 7'de kaldırabilirim. I can get them up. Onları kaldırabilirim. I can get them up early. Ben onları erken kaldırabilirim. You can get me up. Siz beni kaldırabilirsiniz. You can get me up in the morning. Siz beni sabahleyin kaldırabilirsiniz. You can get me up at 7. Siz beni saat 7'de kaldırabilirsiniz. Demek ki get up olarak kullandığımızda kalkmak, get ile up kelimeleri arasına bir nesne, bir iyilik zamiri getirdiğimizde ise kaldırmak anlamına geliyor. Get me up, get you up, get them up, get him up, get her up, get Ali up, get Canan up gibi. I can get Canan up early. I can get Canan up early. Ben Canan'ı erken kaldırabilirim. I can get the students up at 7. I can get the students up at 7. Ben öğrencileri saat 7'de kaldırabilirim. Evet, devam edelim can ile ilgili çalışmamıza. I can be a teacher. I can be olabilirim. A teacher, bir öğretmen. I can be a teacher. Ben öğretmen olabilirim. It can be, olabilir. Yani o olabilir. On the table, masanın üzerinde. It can be on the table. O masanın üzerinde olabilir. It can be in the cupboard. O dolapta olabilir. Şimdi benim vereceğim kelimelerin başına I can getirerek cümle şekline getirin. Be more careful. I can be more careful. Ben daha dikkatli olabilirim. Evet, şimdi ben söylemeden siz yapıyorsunuz. Get up at 7. Make a cake. Speak English. Convince her. Do homework. Watch television. I can watch television. Ben televizyon seyredebilirim. Şimdi de vereceğim kelimelerin başına you can, siz getireceksiniz. Sit in the park. You can sit in the park. Parkta oturabilirsiniz. Ya da siz parkta oturabilirsiniz. Study English. Improve your English. Write a letter. Send an email. Go to the hospital. Listen to music. You can listen to music. Siz müzik dinleyebilirsiniz. Bu tür cümleleri soru şeklinde söylemek çok kolay. Sadece can kelimesini özneden önce getireceksiniz. Can you speak? Konuşabilir misiniz? Can you study? Çalışabilir misiniz? Can you learn? Öğrenebilir misiniz? Can you go? Gidebilir misiniz? Şimdi benim vereceğim kelimeleri soru şeklinde kullanın. Can you diyerek. Go. Speak. Write. Visit. Carry. Can you carry? Taşıyabilir misiniz? Daha uzun cümlelerle yapalım. Speak English. Can you speak English? Study English. Can you study English? Go to the hospital. Visit your friend. Drink tea. Eat lunch.
help me? Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Diğer öznelerle de benzer sorular yapabiliriz. Can they drink tea? Can they drink tea? Onlar çay içebilirler mi? Can she come early? Can she come? O gelebilir mi? Early, erken. Can she come early? O erken gelebilir mi? Can they get up early? Can they get up? Kalkabilirler mi? Early, erken. Can they get up early? Onlar erken kalkabilirler mi? Can Ali speak English? Can Ali speak English? Ali İngilizce konuşabilir mi? Can Bekir defend me? Can Bekir defend me? Bekir beni savunabilir mi? Can kullanılan cümleleri olumsuz yapmak için cannot ya da can't kullanmak gerekiyor. Can aralık not uzun şekliyle ya da can't can't şeklinde söyleyebiliriz. I cannot speak English. I can't speak English. Ben İngilizce konuşamam. You can't learn English. You cannot learn English. Siz İngilizce öğrenemezsiniz. She cannot help me. She can't help me. O bana yardım edemez. You cannot see her. You can't see her. Siz onu göremezsiniz. I cannot help you. I can't help you. Ben size yardım edemem. Şimdi biraz da soru cevap alıştırması yapalım. Can you speak English? Siz İngilizce konuşabilir misiniz? Cevap verirken kısa ya da uzun cevap verebiliriz. Yes, I can. Evet, konuşabilirim. Yes, I can speak English. Evet, ben İngilizce konuşabilirim. Bu soruya olumsuz cevap vermek için No, I can't. Hayır, konuşamam. No, I can't speak English. Hayır, ben İngilizce konuşamam. No, I can't speak. Hayır, konuşamam. Can you help me? Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Yes, I can. Evet, edebilirim. Yes, I can help you. Evet, size yardım edebilirim. Olumsuz cevap vermek istersek, No, I can't. Hayır, edemem. No, I can't help you. Hayır, ben size yardım edemem. Can I pay the bill? Can I pay the bill? Hesabı ödeyebilir miyim? Bill, hesap. B-I-L-L. Can I pay the bill? Hesabı ödeyebilir miyim? Yes, you can. Evet, ödeyebilirsiniz. Ya da Yes, you can pay the bill. Yes, you can pay the bill. Evet, hesabı ödeyebilirsiniz. Can I pay by Visa card? Can I pay by Visa card? Visa kartla ödeyebilir miyim? Yes, you can. Evet, ödeyebilirsiniz. No, you can't. Hayır, ödeyemezsiniz. No, you can't pay by Visa card. Hayır, Visa kartla ödeyemezsiniz. Can I have tea? Can I have tea? Çay alabilir miyim? Burada have almak anlamına geliyor. H-A-V-E, have. Can I have tea? Çay alabilir miyim? Yes, you can. Evet, alabilirsiniz. No, you can't. Hayır, alamazsınız. Yes, you can have tea. Evet, çay alabilirsiniz. No, you can't have tea. Hayır, çay alamazsınız. Can they come at 7 o'clock? Can they come at 7 o'clock?
Onlar saat 7'de gelebilirler mi? Yes, they can. Evet, gelebilirler. Yes, they can come at 7 o'clock. Evet, onlar saat 7'de gelebilirler. No, they can't. Hayır, gelemezler. No, they can't come at 7 o'clock. Hayır, onlar saat 7'de gelemezler. Şimdi ne anlamına gelen what kelimesini kullanarak soru soralım. What can you do? Siz ne yapabilirsiniz? What can you drink? Ne içebilirsiniz? What can you speak? Ne konuşabilirsiniz? Benim vereceğim kelimeleri kullanarak siz soru sorun. Study, learn, give, tell, say. What can you say? Ne söyleyebilirsiniz? What can you say? Ne söyleyebilirsiniz cümlesini diğer öznelerle kullanalım. She, what can she say? O ne söyleyebilir? They, what can they say? Onlar ne söyleyebilir? He, what can he say? O ne söyleyebilir? We, what can we say? Biz ne söyleyebiliriz? What can I do for you? What can I do? Ben ne yapabilirim? For you, sizin için. What can I do for you? Sizin için ben ne yapabilirim? You can call me a doctor. You can call me. Bana çağırabilirsiniz. A doctor, bir doktor. You can call me a doctor. Bana bir doktor çağırabilirsiniz. How can I help you? How can I help? Nasıl yardım edebilirim? You, size. How can I help you? Size nasıl yardım edebilirim? You can call me a taxi. You can call me. Bana çağırabilirsiniz. A taxi. Bir taksi. You can call me a taxi. Bana bir taksi çağırabilirsiniz. Where can I go? Where can I go? Nereye gidebilirim? You can go to the cinema. Sinemaya gidebilirsiniz. Who can I see? Who can I see? Ben kimi görebilirim? Who can I speak to? Ben kiminle konuşabilirim? Which book? Hangi kitabı can I read? Okuyabilirim. Which book can I read? Hangi kitabı okuyabilirim? Which dress? Hangi elbiseyi can I buy? Satın alabilirim. Which dress can I buy? Hangi elbiseyi satın alabilirim? You can buy the blue dress. You can buy the blue dress. Mavi elbiseyi satın alabilirsiniz. You can buy the cheap dress. You can buy the cheap. Ucuz. You can buy the cheap dress. Ucuz elbiseyi alabilirsiniz. Şimdi de what time kelimesini kullanarak sorular yapalım. What time can you come? Saat kaçta gelebilirsiniz? What time can you go? Saat kaçta gidebilirsiniz? What time can she come? O saat kaçta gelebilir? What time can you get me up? What time can you get me up? Beni saat kaçta kaldırabilirsiniz? What time can you call me? Bana saat kaçta telefon edebilirsiniz? I can call you at 7 o'clock. I can call you at 7 o'clock. Size saat 7'de telefon edebilirim. What time can you come? Saat kaçta gelebilirsiniz? I can come early in the morning. Sabah erken gelebilirim. What time can they go? Onlar saat kaçta gidebilir? They can go in the evening. Onlar akşam gidebilir. What time can she arrive in Istanbul? What time can she arrive in Istanbul? O İstanbul'a kaçta varabilir? She can arrive at 10 o'clock in the evening.
She can arrive at 10 o'clock in the evening. O, akşam saat 10'da varabilir. What time can you come home? Eve saat kaçta gelebilirsiniz? I can come at 5 o'clock. Saat 5'te gelebilirim. What time can we eat dinner? What time can we eat dinner? Akşam yemeğini saat kaçta yiyebiliriz? Dinner, akşam yemeği. D-I-N-N-E-R. Dinner, akşam yemeği. What time can we eat dinner? Akşam yemeğini saat kaçta yiyebiliriz? At 8 o'clock in the evening. Akşam 8'de. At 7 o'clock in the evening. Akşam 7'de. Evet, bu dersimiz de sona eriyor. Gelecek derste buluşmak üzere. Hoşça kalın. See you next lesson. Goodbye.